Lacivert takımını getirdim. Ne kadar temiz, pak, şık olursan o kadar iyiymiş, öyle dedi Faik. Sağ ol hayatım. Şu sakallarını da kes hakimin karşısına çıkmadan önce. Böyle haydut gibi çıkma karşısına, tamam mı? Tamam. Gerçi hayduttan bir farkın yok ama... ...Hilal'imin evine zorla girip ağzını burnunu falan kırıyorsun. Neyse. Ya ne yapayım, benim mizacım bu. Kıskancım ben. Ay sende ne pis bir mizaç varmış Kudu ya. Ne pis bir mizaç varmış. Senin bu mizacın yüzünden böyle karakollardan, mahkemelerden çıkamaz olduk. Ya tamam, bunu da atlatalım. Kuzu gibi olacağım. Söz. İnşallah, inşallah. Bana bak, şu Atilla mıdır nedir? Konuştun mu o çocukla? Ha? Birazdan mahkemede geri alacak şikayetini, değil mi? Çocuğa bir yalvarmadığım kaldı Kudret'inin yüzünden. Neyse, kabul etmedi. Yapma ya. Ne yapacağız şimdi? Bana bak, saksıyı çalıştır, bir çare bul. Kalamam ben burada. Kudret, aslında ben de sana bunu söylemeye geldim tatlım. Şimdi... Faik'in aslında bir çözüm önerisi var. Neymiş? Faik diyor ki... ...eğer ben hakime gidip de... ...bir ilişkim olduğunu söylersem... Oha, çüş! Hayatta olmaz öyle şey. O zaman bu senin için hafifletici bir sebep olabilirmiş. Biraz mantığını kullan ya. Ya beni mahkemede, mahkemenin hakimine, savcısına, mübaşirine rezil mi edeceksin? Hayatta olmaz. Başka çaremiz var mı? Ha, var mı başka bir çare? Olmaz diyorum sana ya. Karım kendi ağzıyla bütün cemaatin karşısında bir ilişkin var diyecek. Katiyen olmaz. Ya müebbet yatarım burada, daha iyi be. İyi, ben gidiyorum. Sen de ilelebet kal burada. Ya dursana Zeliş. Nereye gidiyorsun be? Ya ben öyle herkesin karşısında... ...karımın bir ilişkisi var. Gelsene buraya. Şöyle yapalım. Sen... Yani ben kocamı çok seviyorum. Onu kıskandırmak için yaptım de. Ama bana bak. Fazla abartma. Çıldırtma beni. Ziyaret saati bitti. Tamam, Fahiye'ye söylerim. Şu sakallarını da temizle güzelce. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.